Valideler bu asırda, konu değişti. Şimdi anneler. Valideler bu asırda bir aşılama suretinde aşılama. Ona ona. Yani sanki şırın da yapıyor. Aşı var ya aşı. Ne yapıyormuş valideler? O ona söylüyor, o da ona söylüyor. Aşılama suretinde şefkatlerini yanlış bir tarzda sarf etmeleridir ki şefkatlerini yanlış kullanıyorlar. Ne yapıyorlar? Evladım şan, şeref, rütbe, memuriyet kazansın diye evladım şan, şeref, rütbe, memuriyet kazansın diye bütün kuvvetleriyle evlatlarını dünyaya, mekteplere sevk ediyorlar. Sanki farz, vacip. Hiç merhamet etmeden o kürüm saatinde kaldırıyor. Hiç acımıyor. Tamam, lazım. Tamam, kaldırdın. Pazar günü, ah evladım. Baba diyor ki, lan namaza kaldıralım da. Olur mu ya, biraz yatsın ya hafta sonu ya. Bu uykudan sonra şey yapar ya. Mektebe gelince, kaldır. Babası kaldırsana ya. Ya çok güzel yatıyor, bırak çok güzel. Akşam yatar. Mektep için acımasız. Din için şefkat. Niçin camiye dershaneye gönderirsin? Hocası, amcası çok ağır oluyor. Hem okul dersleri, hem Kur'an dersleri ağır oluyor. Onun için tatilde inşallah. İstepte lastik, din. Boş kalınca ne yapacağız? Şimdi bazıları da şöyle derse geliyor ya. Sizde yok da. Ulan ne yapacağız ya şimdi bu akşam? Doğru dürüst bir dizi yok. Maç yok. Karıyla kavga etmektense. Ben derse gidiyorum. Yapacak bir iş yok, artık bunu yapalım. Öyle derse olur. Olur da bizimki uyduruk olur işte. Arkadaşlar, bilgi sorunumuz hiçbirisi yok. Ben burada konuşarak yani Risale'nin hakikati ibraz ediyorum da. Artık hepinizin elinde var. Burada bir şahsı manevi oluyor. Bilgi toplama dönemi çoktan geçti. Eylem dönemi. Bildiğimizi yaşayacağız artık. Yaşayacağız arkadaşlar. Duymayla olmuyor. Ders bitiyor. Dersin konusu hiç işlenmeden, ders biter bitmez sanki peynir keser gibi. Hemen, başka hemen konuya geçebiliyorsa bir insan, ha şu derste, ders yapılıyor. Ders bitiyor, Fatiha diyoruz, çay da sanki peynir keser gibi. Hiç konuyla alakası yok. Ya ne haber lan? Arabanı kaça gitti ya, işler nasıl? Lan hiç helikopter, uçak gibi böyle bir meyli yok mu bu işin ya? Uçak gibi bir kalkışı yok mu? Ondan sonra nurcuyuz, garanti cennetteyiz. Ya, tarikatçıyız, garanti. Şeyh'im beni götürecek ya. Nurcuyuz, şahsı manevimizi götürecek kardeş. Ya, onu anlat takkeme. Sen de, ben de öyleyim. Eylem, eylem. İslam eylemdir. İslam itikat değildir. İman itikattır. Allah'a iman itikattır. Peygamber'e itikattır. İslam ise itikat değildir. Namaza inanmak yok. Namazı kılmak. Oruca inanmak değil. Orucu tutmak. Tamam. Zekata inanmak değil. Zekatı vermek. Eylem. Uzak duracaksın kardeşim aramdan. Öyle yok. Dersten çıktın. Abi aç televizyonu. İnternette muhtel ol. Çıkma. Haftada bir nasıl geldiyse gel. Öyle bir şey olur mu ya? Eylem dönemindeyiz. Öyle bir şey yok. Bak ne yapmış. Valideleri bu asırda bir aşılama suretinde şefkatlerini yanlış bir tarzda sarf etmeleridir ki. Dün arıyor. Her gün ya. Her gün. Evli olsam bir derdim olurdu. Tamam mı? Binlerce şeylerle meşgul oluyorsun. Şikayetçi değilim ama kızıyorum. Diyor ki, büyümeden yaşlandılar çocuklar. 6 yaşında diyor ki, laf dinlemiyor hırçın. Dikkat dağınıklığı bilmem ne yapıyor. Sanki duvara diyorsun. Tamam, saydı. Hiç anlayış yok, şey yok. Oturdu yerde hırçın, laf dinlemez. Asabi bir şey dediğim zaman çorabını çıkarıp bana fırlatıyor. Yastık bunca yastık. Bir şey babası gelince yere vuruyor. Neler sayıyor? Gel cevap. Ne dedim biliyor musun? Televizyona, tabletlere,
cep telefonu oyunlara çocuğa koydun başından def etmek için, lak lak yapmak, dizi seyretmek için birilerle veya ha buraya koydun çocuğu, hadi yavrum dizi çizgi film seyret, beyin sömürüldü. Cep telefonuyla kamera çeksem, cep telefonu biter mi? Biter. Ses çeksem biter mi? Biter. Yani ne yapsam telefonda biter değil mi? Telefon bedendir. Bu enerji ruhun enerjisidir. Bu çocuk tabletle, bu çocuk televizyon çizgi filmle enerjisi boşanıyor. Onu bak kamera çekebilmesi için enerji harcaması gerekmiyor mu? Bu çocuk tableti seyretmesi için şua gitmiyor mu göster? Enerji harcamıyor. Ha sizin Lazca söyleyeyim ya. Yani kamerayı çekerken batarya bittiği gibi bu çocuk bunu seyrederken, böyle yaparken, oynarken, çizgi filmse bu gözden şua gitmiyor mu? Gidiyor, gidiyor, sömürüyor. Elektrikçi burada. Şimdi bu eve sanayi bir makine bağlasak kablo ne olur Abdullah? Yanar, sipsiyah olur, ateş atar. Yani büyük bir torna tezgahını koysa, şeye taksa, ya kardeşim sanayi, sömürüyor yani, sömürünce kablolar yanar. Çocuğun kulağı sömürüyor, gözü sömürüyor, aklı sömürüyor, dikkati sömürüyor, hissiyatı sömürüyor, latifeleri sömürülüyor. Nasıl yapsın bunu? Dedim ki çocuğu büyümeden yaşlanmış, bitirmişsin, ne yapacak şimdi? Bizde de bir kimi sihirli derneği varmış. Hani derler ya sihirli derneği. Alaaddin'in ha. Alaaddin sihirli derneği varmış benim. Ben de okus pokus. Oradaysa çık dışarıya. Kayboldunsa gel çocuğa. Enerjisini dol. Tamam. Ne yapacak? Tamam çocuğu okuduk düzeldi. Ne yapacaksın? Gene değiştirecek misin? Gene ona muhtar edeceksin. Dedim ki çocuk düzelse, bunu söyle kabul etti. Çocuk düzeldiğini kabul edelim. Sen o çocuğa bu davranışından vazgeçecek misin? Kim küm. O zaman niye düzelsin ki? Düzelse zaten bozulacak. Bir tane söyle dedi. Abi dedi babama dua eder misin dedi kanser dedi. Kaç yaşında dedim? 54 yaşında. Dedim ki baban namaz kılıyor muydu? Yok dedi. Senin vicdanına soruyorum. Baban düzelse, Allah şifa verse, kanserde çıksa, namaza başlayacak mı? Başlamaz abi dedi. Niye yaşayacak o zaman? Gitsin aramız. Niye yaşayacak ki? Tam da namaz yok. Niye yaşayacak? Sen bana söyle mi? Niye yaşayacak? Bilmem abi. Kapat o zaman telefonu. Öyle biz tamam ederiz, öyle ben yapamıyorum. Diyorsam ediyoruz. Hakikaten öyle sokak lafı yok bende. Sana dua edeceğim diyorsam ediyorum. Allah'ım kime söz verdimse, kim bana dua ediyorsa, kimin bende hakkı varsa, kime inşallah demişsem, kim hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de maddi ve manevi yüklenmişse, insi ve cinni şeytanları şerinden, semavi arz-ı afatlardan hıfz-ı emin eyle, onları ve beni, cin, şeytan, evvah, habise, mevad-i şerre ve nefs-i emareli, vehim ve vesvesesinden hıfz-ı emin eyle. Amin. Böyle demeseydin bu ezber olur mu şimdi? İnşallah demişsem, inşallah da herkese demem. Ha şimdi baban düzelse ne olacak? Bak şimdi, 6 yaşındaki çocuk, bitmiş ya. Söylediğim, çocuğunuza bakın şimdi. Çocuklarınızda masumiyet var, günah yok. Ama nuraniyet yok. Solmuş çiçek gibi. Solmuş beyaz. Nurani tatlılık yok çocuklarda. Çünkü bitmişler. Nuranileri gitmiş. Evet, safiyetleri var. Günahsızdırlar. Masumdurlar. Nuraniyetleri yok. Mesela senin çocuğunu bildiğim için söylüyorum. Bugün iki defa hatırıma geldi. Allah hepinizi, Müslümanların çoluk çocuğunu Allah insi ve cinni şeytanlar şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Abdullah senin o bebek. O pembesi, o nuranilik. Nerede ya? Nerede o? Şey yani aynı kağıt gibi olmuşlar. Olmuş çocuk ya. Çocuklar suç yok, senin suçun. Gayrimüslimlerde gördüm abi bunu ya. Çok fark ediliyor. Çocuk olsa edinmemesi lazım diye düşünüyordum. Şimdi siz söylediniz. Evet. Yani Almanya'dan geldiği için yedik de. Çocuklarına bakın gayrimüslimin. Kağıt gibi. Bembeyaz.
nuranilik yok. Sevincenlik yok. Onun için soğuk. Fakat bizim çocukları da buna benziyor. Kardeş, insan değişken midir? Değişkendir. Köpek değişken midir? Değildir. Bir sahibi köpeği dolaşırken sahibi köpeğe benziyor. Anadolu'nun bir sözü var. Mal sahibine benzer. Çocuk neyi seyrediyorsa ona benziyor. Sirayet ediyor. Bir daha da çarpıcı örnek vereceğim, geçeceğim. Bir başkasına sorun. Eşinizle mahreminiz birisi olsun. Eşinizle sen senelerce yaşaya yaşaya uyum varsa, aranızda sevgi varsa erkekle kadın birbirine çok benziyor. Simalarım. Çok benziyor. Süleyman Demirel ile Nazmiye Demirel kardeş gibiydi abi. Yan yana koyun. Süleyman Demirel ile kim karısı neydi? Nazmiye Demirel. Nazmiye. Kardeş gibi miydi? Yan yana koy. İkisi de gerçekten ikiz kardeş gibi. Bu kadar benziyor. Yani. Birbirini samimi sevenler, birbirine sirayet var. Bak nurcular birbirine çok benzer. Tarikatçılar birbirine çok benzer. Mahmud Efendi cemaat birbirine, her cemaat birbirine çok benzer. Ha, evlilikte de eğer sevgi varsa, iticilik yoksa birbirine sirayet var, geçişler var. Bu kadar malumattan sonra bak, valideler bu asırda bir aşılamak suretinde şefkatlerini yanlış bir tarzda sarf etmeleridir. Şunu da demeden hemen geleceğim. Çocuğa oyuncak alan anne baba kim biliyor musunuz? Ben televizyon, dizi, maç seyredeceğim, başımdan defol. Diyen tiplerin, diyen tiplerdir. Çünkü çocukla oynamıyor, çocuğa bir oda vermiş, mezarlık. Orayı da tıkıyor, o mezarlık, oyuncak mezarlığı. 20 sene önce burada da demiştim, değil mi Mehmet? Ve demiştim ki, tencere kapağıyla siz oynayın. 20 sene önce. Sen bekardın. Buradan kapı giriliyordu. Tencere kapağıyla. Sen oyna ama sen ol. Kendini ona ver. Onu def etmek için çocuğu koyuyorlar çizgi filmin önüne böyle paket gibi. Kendisi ya birisiyle laklak yapıyor birisiyle veya dizisini seyrediyor. Ya telefonuyla oynuyor. İlgilenme yok. O çocuklar, hocam ne yapacağız bu çocuktan? Yok. Bende okus pokus var. Ey ondan çıkan nuranilik, ey ondan çıkan maneviyat, saygı, hürmet, edep, haya, gel buradaysan, gir o çocuğa. Böyle yapsan dedim, garip garip de bakıyor, böyle şey dinliyor. Çocuk düzeldi, 2 sene önceki hale geldi. Gene dedim ne yapacaksın, aynı yapmayacak mısın? Aynı yapacağım. O zaman düzelmesin. Valideler bu asırda bir aşılama suretinde şefkatlerini yanlış bir tarzda sarf etmeleridir ki evladım şan, şeref, rütbe, memuriyet kazansın diye bütün kuvvetleriyle evlatlarının dünyaya, mekteplere sevk ediyorlar. Hatta mütedeyyin de olsa Kur'an'ı ilimlerin okunmasından çekip dünya ile bağlarlar. Siz Hatay'da bir yaşlı bir kadın görmüştünüz abi, hatırlıyor musunuz o? Neydi, hangisi? Böyle sırtında odun çıkartan yaşlı bir kadın. Kırıkan'da. 3 tane çocuğum var. Birisi profesör. Amerika'da falan demişti size. Biri doktor demişti. Biri profesör. Birisi de gene hakim miydi? Öyle bir şeydi yani. Hani siz demiştiniz acaba ne hata yaptın da sen bu hale geldin falan. Ya. Hatırladın mı? Hatırladım. Etkilendim. Ve ellerini yere koyuyormuş abi. Yani beli bükülmüş. Çıkamıyor. Ancak ellerini yere koyarak devam edebiliyor. Şeyde su kutlu soğuk suyun orada. Katı açtım arabayı, çektim. O kutu soğuk su var ya, çok etkilendim. Oraya gittim şimdi de. Arabayı çektim, kadın o şeylerin dizlerinin üzerine, o yokuştan eve çıkıyor. Dere yatağından çalı çöpleri topladı. İşte Amerika'da bilmem nerede oğulları var. Hepsi terk etmiş. Haber bile alamaymış. Evet, yaşayıp yaşamadığını bilmiyor. Bilmiyorum dedi. Peki dedim, anacığım sen ne yaptın? Anacığım dedim, şu köy camisi sizin mi? Evet, hiç gönderdin. Hiç camiye gönderdin.
Götür kardeşim, seni rahat seçip götür. Götür bir yere, götür. Heh. Ya. Ne yap? El cezamı min cinsi lame. Hep çocuklukta atla değil mi? Koydu. Aşırtı yaşlı kadına böyle bir sildi terini. Hiç dedim, bu cami kimin dedim acanı? Bizim evladım. Peki hiç gönderdin mi camiye Bursa? Hiç din verdin mi? Hiç ses yok. Ama okula kalkması için ne kadar saatler kurdun. Saat de belki yoktu. Saat de yoktu, sen yatmıyordun. Saatini geçirmeyeyim diye. Oğlum nereden biliyorsun? Saat yoktu ki, biz dedi yatmazdık. Oğlumuzun beklerdi ki saatlerini kaçırmayalım. Şimdi çalı taşıyor o yaşta. Gelse bile nereden attık? Bütün kuvvetleriyle evlatların dünyaya mekteplere sevk ediyorlar. Hatta mütedeyyin de olsa Kur'an'ı ilimlerin okunmasından çekip dünya ile bağlarlar. Şey ya Allah Allah ya bu din sonra olur ya diyor. Din sana da olur. Evlenirken bile evlendirirken kızı evi var mı? Var. Babası var mı? Var. İşi var mı? Var. Dini var mı? Sonra olur. Namazı var mı? Sonra da olur ya. Parası sonra olmaz mı? Olmaz. Şimdi olacak. Evi sonra olmaz mı? Olmaz. Ayrı oturması gerekmez. Sonra ayrı otururlar. Hayır. Şimdi ayrı oturacaklar. Namaz. Ya olur ya. Gençtirler daha ya. Bir tane Hasan abi çocuğu methediyor evlenecek olan kişiyi. İçkisi yoktu, kumarı yoktu, hiçbir kötülüğü yoktu ama çok yalan söyler. Hiçbir kötülüğü yoktu. Hiçbir kötülüğü yoktu, çok yalan söyler diye methediyor. Hazreti Ali der ki, bir insanda bir sıfat görürseniz onun türevleri de onunla beraberdir, şüphelenmeyin. Bir insan yalan söylüyorsa vefasızdır ve sahtekardır. İki sıfat onun türevidir. Yalanın türevidir. Yalancılar vefasızdırlar. Yalancılar da sahtekar aldatırlar. Öyle dün akşam ders yaptık. Sıfatların türevleri. Ustad da şey söylüyor bunu. Uhuvvet Risalesi'nde, mektubatta değil. Ufak var ya cep koy. Onun arkasına bu mektup konmuş. Sıfatların türevleri. Mesela 23. sözden söyleyeyim. Atsi gösteren gururun ile, zaafı gösteren tekebürün ile, yok, atsi gösteren gururun ile, zaafı gösteren tekebürün ile, ondan halka kendini müdrike yaptın diyor. Alay vesile yaptın. Yani aciz adam, aciz adam, acizi nasıl bastıracak? Kibirlenecek. Kibirli adam aciz adam. Yalan söyleyen vefasızdır ve sahtekardır. Yalan zaten, Üstad ne demiş? Yalan, lafzı kafirdir. Ne demek lafzı kafir? Kafirin sözüdür. Kafirlerin kullandıkları yöntemdir. Yalan niçin kötüdür? Çünkü kainatta vücudu yoktur. Yalan kainatta karşılığı yoktur yani. Varlıkta karşılığı yoktur. Adem mi? Adem'e çalışıyor. Yalanın kainatta karşılığı yoktur. Esma-i inkar değil mi? İşte. Kainatta tezahürdür. Hatta mütedeyyin de olsa, yani hep laikalardan çıkartıyoruz ha bunları. Hani oku oku gidelim dediğim var ya laika. Ama birinci ders yapıyoruz. Hatta mütedeyyin de olsa, Kur'an ilimlerin okunmasından çekip dünya ile bağlarlar. İlk önce dünya, sonra yine dünya, sonra dünyaya yardım eden din. Dünya ile bağlarlar. İşte bu şefkatin bu yanlışından kader bu mahrumiyete mahkum etti. Öyle çalıyı taşırsın.
Ya bu hatasından anne baba o çocuğunda hayır görmüyor. Çocuğum hayırsız çıktı. Hayırsız yetiştirdiğin için. El ceza min cinsil amel. Şey olmuyor mu istisna? Oluyor. Hakikaten baba, anne zalim, çocuk nurları tanıyor, dindar oluyor, oluyor işte. Bu da merhamet ilahiye. Çocuğa merhamet. Ta anne baba mesuliyetini vermesin diye.